Yani ben şunu çok düşündüm. Mimarlık yapan bir müzisyen miyim yoksa müzikle uğraşan bir mimar mıyım yani? Bu ikisini düşündüm. Ama geldiğim nokta hani bu yaşım itibariyle müzikle, kültürle ilgilenen bir mimarım yani. Merhaba Celalettin. Merhabalar. Şimdi seni mimar, müzisyen, yazar, TV programcısı bir sürü kimliğini biliyoruz ama bütün bunların dışında sen kendini bize tanıtabilir misin? Bu saydıkların hepsiyle yer yer uğraşan biriyim. Mimarım ama. Yani ben şunu çok düşündüm. Mimarlık yapan bir müzisyen miyim yoksa müzikle uğraşan bir mimar mıyım yani? Bu ikisini düşündüm. Ama geldiğim nokta hani bu yaşım itibariyle müzikle, kültürle ilgilenen bir mimarım yani. Peki bunca baskın kimlik arasında hayattaki en belirgin kimlik mimarlık gibi gözüküyor bize de. Bu diğer icra ettiğin disiplinlerle nasıl bir ilişki kuruyor? Yani onları etkiliyor mu ya da onlardan etkileniyor mu sence? Muhakkak etkileniyor. Ama bu kimlikler arasında müzik aslında benim hani ana yurdum gibi, ana dilim gibi. Çünkü müzik hepsinden önce vardı. Onun içine doğduğum için. Oradan başlayalım o zaman. Tabii. Yani ilk tanıştığım şey, içine doğduğum şey, kendimi içinde bulduğum şey müzikti. Müzik de aileden dolayı böyle bir ortamda büyüdüğümden dolayı büyük bir kültür şehrinin kapısı gibi benim için. Müzik vasıtasıyla birçok şeyle tanıştım. Kültürün birçok noktasına da dokundum, temas ettim. En azından haberdar oldum. Mimarlık bunların aslında üstüne daha sonra gelişti ama hala çok ayrı değerlendirdiğim şeyler değil. Yani müzikte de, şiirde de ya da diğer sanatın dallarında da aslında çok akrabalıklar kurarak ilerlediğimi düşünüyorum. Çok farklı böyle hani bir kimliği çıkarıp öbürünü giyiyor gibi bir şey hissetmiyorum aslında. Ama sanat üzerine bir eğitim almış da sayılmazsın. Kadıköy Anadolu Lisesi, Mimar Sinan Üniversitesi, İTÜ. Aslında bütün bu olup bitenler arasında sadece mimar kimliğini tanıyor olsak deriz ki evet çok tutarlı bir yol. Ama bu yan kimlikleri ona katmayı ya da hepsini birlikte götürmeyi nasıl başarıyorsun? Sanatla ilgili akademik bir eğitim almadım, doğru. Aslında bu soruyu şimdi sen söyleyince de kendi kendime şaşkınlıkla bir şeyi fark ettim. Doğru yani. Ama o sanat çevresinde böyle bir eksikliği de hissetmedim galiba ben. Müzikle ilgili akademik bir eğitim almamış olduğumun farkında değilim mesela. Çünkü hep ustalarla beraberdik, hep o çevrelerde bulunduk. Okullar, işte dediğim gibi lise, üniversite vesaire onlar hep belli bir rayda, belli bir tutarlılıkta gitti ama ben yanda hep bir ustalarla, bir çevrelerle, müzik yapımcılarıyla, işte saz yapımcılarıyla, iyi çalanlarla hep onlarla beraberdim. Orada bir birikim oluşturdum aslında bir yandan. Mimarlığı kenara koyalım. Müzikle nasıl başladığını bir anlatır mısın? Benim babam müzisyen. Babam daha doğrusu müzik için doğmuş bir insan. Ve bizim evde tek gündem müzikti yani. Evlere o zaman insanlar gelir müzik yaparlardı. Bizim evde her gün birileri olurdu. Yani ya babamın talebeleri olur, ya ustaları olur, ya diğer müzisyenler olur. Sürekli bir müzik yapılır evde. Gündem hep odur. Yeni kayıtlar bulunur, onlar dinlenir. İşte ünlü, önemli bir müzisyen gelir. O ziyarete ya da yemeğe bizim eve davet edilir. Böyle bir ortama doğdum ben. Kulağımda hep o müzik sesleriyle büyüdüm. Ve ud çalmak, yani babam udla uğraştığı için udu iyi çalmak, udu en iyi çalmak bizim evdeki tek şeydi, gündemdi. Ve hala da benim için bunu çok net hissediyorum. Sanat ve sanatı yüksek seviyede icra eden insan en kıymetli şeyi yapıyor. Ben hala o düşüncedeyimdir. Ben de o vesileyle çok çeşitli müzisyenlerle tanıştım. Kendim de o müzikle dolu dolu büyüdüm. Ama ben müzik yapmaya başladığım zaman bu klasik Osmanlı Türk müzik geleneğin içinde değildim.
O zaten benim hep bildiğim, dinlediğim bir şeydi ama ben başka müziklere merak ettim aslında. Neye dersen böyle o dönemin yine popüler şeylerine değil de klasik Hint müziğine ben merak saldım. Ve Hindistan, o Kuzey Hindistan'ın bir klasik müzik geleneği vardır. Çok etkileyici. Ben kendimi böyle Hintli hissetmeye başladım. Yani o müzikle uğraşıyorum, tabla çalıyorum. Biraz Hintliler gibi giyiniyorum falan. Çok sevdim yani o şeyi, ortamı. Bayağı bir yıllarım onunla geçti yani. Peki sonra nasıl döndün? Tambur çaldığını biliyoruz çünkü. Doğru, doğru. Daha sonra ben tamburu aslında şu saydığım ortamın içinde geç sayılabilecek bir yaşta başladım. Tambura başladığımda ben belki de yani 20 yaşına yakındım yani, tahmin ediyorum. O da bir tabii yine çocukluktan beri gittiğimiz konserlerde, işte Necdet Yaşar orada, babamlar orada falan, hep gördüğümüz bir ortam ama konserin birinde ben böyle tambura kilitlendim. O çok iyi hatırlıyorum onu yani. Ve dedim ki ya ben bunu çalmam gerektiğini hissediyorum dedim ve o zaman ben tambura başladım. Aslında çok kişi benim ud çalacağımı bekliyordu. Çünkü dediğim gibi evde ud konusu var. İşte babamın hocası Cenüçen Bey, o da ud çalıyor falan. Böyle sanki ben de ud çalabilirmişim gibi bir beklenti vardı ama ben niyeyse tamburu seçtim. Tamburu seçtikten sonra da şunu fark ettim. Müziğin sadece melodilerden ibaret böyle bir performans olmadığını ondan öğrendim. Yani müziğin bir büyük kültürün parçası olduğunu, onun düşünce yapısı, dili, lezzeti, her şeyle bir bütünün parçası olduğunu ondan öğrendim. Yani ben Hint müziğiyle de işte biraz o fusion müziklerle falan da uğraştım ama aslında damarlarında dolaşan şey o değildi yani. Onu tambura başladığımda hissettim. Gelelim mimarlığa. Nereden çıktı mimarlık bu ortamın içinde? Mimarlık nereden çıktı? Hatırladığım en eski hatıram bununla ilgili. Yine Cenüçen Bey'le ilgilidir. Çünkü o da mimardı kendisi de. Bizim akademiden mezun. Ama hiç mimarlık yapmamış. Ve yıllarca Amerika'da bulunmuştu bir hastalığından dolayı. Sonra bir Amerika'dan Türkiye'ye döndü. Ve biz de onu karşılamaya gittik ailecek. Ama o bir arkadaşının evine gelmiş. Biz de o arkadaşının evine gittik onu karşılamaya. Arkadaşı Profesör Doktor Ataman Demir. Benim daha sonra hocam olan, çok da sevdiğim Ataman Demir. Ben arkadaşının sadece mimar olduğunu biliyorum. Ben o sırada 7 yaşında falanım yani. Ama unutamadığım atmosfer o arkadaşının evi. Evde bir aura, bir atmosfer var. Aydınlatması, objeler, kitaplar, bir şeyler. Ben böyle vuruldum yani eve. Ve evin bir mimar evi olduğunu da öğrendiğim için böyle aklımda çok fena kalmıştı o. Böyle çok etkileyici bir an olmuştu. Daha sonra ise babamla mektuplaşmalarında Cenüçen Bey'in benimle ilgili bazı dileklerini bildirdiği bölümler var. Onlardan bir tanesi de liseden sonra mimar olsun bu çocuk. Ataman'a teslim edelim falan diye bir şey. Oradan bir de dipnot yazmış. İşte Profesör Doktor Ataman Demir. En yakın arkadaşım, en güvendiğim mimar falan diye. Aslında böyle bir şey vardı ama ben tabii Cinüşen Bey bunu söylerken de benim çocukluktaki o meraklarımı gördüğü için yani elim kalem tutuyordu, böyle bir ilgim vardı üç boyutlu şeylere falan. Ben hakikaten Mimar Sinan Üniversitesi'ni kazanıp çok isteyerek, başka bir mimarlık tercihi yapmayarak orada mimarlığa başladım. Vasiyet yerine geldi. Biraz öyle oldu. Peki sen umduğunu buldun mu? Ben kesinlikle bak şöyle düşünüyorum. Yani bu mesleği yapmasaydım başka ne yapardım? Çok şey yapabilirdim. Grafik tasarımla da uğraşabilirdim, tarihle de uğraşabilirdim, müzikle de uğraşabilirdim. Ama bir hayat tarzı olarak, içinde bulunacağım meslek olarak bundan başkasını, bütün dertlerine, bütün sorunlarına rağmen hala hayal edemiyorum diyebilirim. Şimdi bakış açına gelelim. Aslında ben seni sosyal medyadan tanıdığımda genç bir mimar olduğunu düşünmedim. Dedim ki herhalde böyle yaşını başını almış biri. Muhtemelen bunu da ilk kez benden duymuyorsun. Sen içinde olmadan şu odayı görsen benzer hislere kapılırdım. Projelerine baktığımda ise çok çeşitli şeylerle uğraştığını görüyorum. Yani işte cami var, AVM mescidi var, kitaplık var, kitap
dükkanı var, kent düzenlemesi var ama küçük bir şadırvan da var, okul kampüsü de var. Çok çok değişik ölçeklerde birçok iş var. Bunların bir kısmında, özellikle belki yakın zamandakilerde, geleneksel izleri, özellikle belki de geleneksel yapılarda cami gibi daha çok görsek de aslında o projelerinde yaşın gençleşmeye başlıyor baktığımda. Sen kendin hiç kendi zaman çizginde bu değişimleri fark ediyor musun? Bu dediğini ilk defa duymuyorum. Çok doğru. Çünkü tambur çalan, işte ismi Celaleddin Çelik olan birisi falan beni tanıyınca ya biz böyle 50-60 yaşında birini bekliyorduk derler. Bu çok başıma geldi. Ama ikinci söylediğin çok önemli. Bunu çok iyi gözlemlediğini de düşünüyorum. Çünkü ben bir kültür birikiminin en azından dediğim gibi içinde büyüdüğüm için ona aşina, onu tanıyan, onu seven biri olarak büyüdüm. Eski şiiri severek büyüdüm ben. Yani aruzla yazılmış divan şiiri benim severek okuduğum bir şeydi çok daha gençken. Bizim Türk müziğindeki klasik eserleri, klasik asarı öyle derler. Çoğunu ben notasız ezbere geçen bir çocuk olarak büyüdüm. Çocukken hele seviyorsanız bir şeyi öğrenmeniz, onun içine dalmanız, böyle her şeyini ona boyanmanız çok kolay. Bu tabii bir bağ oluşturuyor benim için, bir kültürel bağ. Benden önce yapılıp edilen birikimin yüceliği karşısında böyle bir bağım var. Ama şunu da hissediyorum, belli bir yaşa doğru yol aldıkça ürettiğin şeyin gerçekten bana ait olması için bugüne de bağlamam gerektiğini hissediyorum. Daha doğrusu bunu gerektiğini hissederek değil de öyle davrandığımı gözlüyorum. Yani bir geleneksel iz taşıyan ya da tarihi tecrübeyi tekrar eden bir projeyi yapmaktan hiçbir zaman çekinmedim. Aynı rahatlıkta bugün de eğer onu daha bugüne ait bir şey gibi üretmek istiyorsam bundan da hiçbir zaman çekinmedim. Onun için dönüp bakınca bazı işlerimin ben yaşlandıkça gençleştiği tespiti aslında benim de kabul edeceğim, evet hakikaten galiba böyle bir şey var diyeceğim bir nokta. Müzikte de aslında biraz bunu hisseden bir noktadayım. Klasik eserler, klasik üslupta yüceliğini her zaman koruyorlar ve öyle korumaya devam edecekler. Ama onların bugün yeniden üretilmesi ancak bugünle bağ kurmasıyla aslında oluşuyor. Bizim projelerde de böyle bir durum var açıkçası. Bence de var. Bunu şöyle anlattım daha önce birkaç kere. Bu tarihi tecrübe dediğim o büyük birikimin öncelikle farkında olmak gerektiğini düşünüyorum ve savunuyorum bunu her zaman. Yani bir entelektüel olarak bizden önce yapılmış, edilmiş ne varsa, bir kültür mirası olarak bana devredilmişse bunu tanımak, bilmek, bunun farkında olmak lazım. Farkındalıktan sonra aslında yorum ve ona karşı alınan tavır devri başlıyor. Belki de daha yaşım ilerledikçe böyle davranmaya da başlayacak olabilirim. Şu anda da onu kestiremiyorum. Ama ben hangi dönemde ne yaptıysam çok hissederek yaptım açıkçası. Yani eğer bir proje daha geleneksel duruyorsa ya da daha yenilikçi duruyorsa hepsini ben ya bunu birazcık gelenekselleştireyim demeden ya da bunu burada yeni bir şey yapalım diye özellikle böyle bir belirgin çaba içinde olmadan yaptım. Ne hissediyorsam açıkçası onu yapmaya çalıştım. Bir yandan da yazıyorsun. Birçok mecrada yazıyorsun. Mimarlık üzerine, kent üzerine yazıyorsun, sanat üzerine yazıyorsun. Ve şunu görüyorum. İnsan yazdıkça, işte müzikle ilgilendikçe, mimarlık yaptıkça bunlar birbirinden ayrılmaz parçalar haline geliyor. Yani insan yazarken de aslında çizmiş oluyor, çizerken de düşünmüş oluyor ve birbirinden etkilendiğini düşünüyorum tüm bunların. Dolayısıyla bu kadar farklı ölçeklerde çalışmak, bu kadar farklı alanlarda çalışmakla paralel mi ilerliyor hayatında sence? Aslında şöyle, ben yazı pratiğine ve müzik pratiğine son 5 senedir diyeyim çok da istediğim seviyede yer ayıramadım. Yani o konuda kendime dönüp baktığım zaman daha çok yazmış olmam lazımdı. Çünkü yazı gerçekten disiplin isteyen bir pratik. Müzikle alakalı da aslında aynısını düşünüyorum.
Mimarlık sizin de tabii çok iyi bildiğiniz gibi çok yoğun bir meslek. Yani çok şey istiyor, çok şey vermek gerekiyor. Ben yapmaya çalıştığım şey şu, bu kendimden çok yoğun zaman verdiğim mimarlık pratiğinin yanında işte öğrencilerle olan ilişkimi, yazıyla olan ilişkimi ve müzikle olan ilişkimi de devam ettirmeye çalışıyorum. Peki ödül aldığın kimi yarışmalar var? Biraz projelere geçelim. Bunların en önemlileri 7 iklim 7 bölge, bir de cami yarışması vardı. Bu ödüller üretiminde tetikleyici oluyor mu? Yani uygulansın ya da uygulanmasın. Buna daha fazla zaman ayırma ihtiyacı hissediyor musun? Bu ödülleri aldığın konulara, konut, cami gibi. Biz çok yarışmacı bir ofis değiliz zaten. Yarışmalardan çok kopmuyoruz da ama şöyle bir şey hissettim. Yarışmaya girmiş olmak için hiçbir zaman girmedik. Ancak bizim ilgimizi çeken bir konu varsa, zaten üstünde yoğun çalıştığımız, düşündüğümüz konular varsa onlara girdik. Bunlardan bir tanesi dediğiniz gibi bir konut yerleşimi olan 7 iklim, 7 bölge yarışmasıydı. Bir tanesi cami yarışmasıydı. Bir tanesi mesela güncel yeni ulus modern yarışmasıydı. Çok yarışmacı bir ofis olmadığımız için o yarışma şemaları, o jenerik renderların çok dışında bir öneri sunmuş olduk. Sunduğumuz öneri de dikkat çekici bir öneri oldu. Satın alma ödülüyle geri döndük sonuçta. Çünkü bazı mekansal çözümlemelerde falan eksikler vardı. Ama şunu söylemek mümkün. Hepsinde çok yerle doğrudan ilişki kuran projelerdi bunlar. Ulus Modern de öyleydi. Yani ulus gibi kentin çok tarihi bir noktasında, çok geçmişi yüklü bir noktasında biz sadece verilen arsaya bir modern kültür sanat merkezi binası koymakla kalamadık. Yani onu çözmenin dışında kente dair bir şeyler söylememiz gerektiğini hissettik. Kendinden gelişti. Peki profesyonel hayatınızda yani non mimarlığın böyle bir kırılma, bir sıçrama diyebileceğin bir iş var mı? Bu proje evet yönümüzü çok değiştirdi, bakış açımızı çok değiştirdi diyebileceğin, unutamadığın. Aa, çok güzel. Aslında var. O projede aslında uygulanmayan bir proje. Bizim en güzel projelerimiz uygulanmayan projelerdir. Öyle bir şey. Biz Pendik Millet Bahçesi'nin içinde bir sosyal binalardan oluşan bir proje hazırlamıştık. Aslında çok karışık bir şey de değildi. Yani bir tane kütüphane, işte bir kahve, bir restoran, bir küçük cami vesaire böyle bir sosyal binalar grubuydu ama orada bir durup bir şeylerin değişmeye başladığını hissettik aslında. Yani o projeden öncesi ve sonrası denebilir benim açımdan. Orada çünkü az önce bahsettiğimiz o tarihi tecrübe ile güncel olmak, güncel mimarlık akımlarının dışında kalabilmek, daha doğrusu onlardan etkilenmeden özgün sözümüzü söyleyebilmek konularında daha bir ofisin kendini bulmaya başladığını düşünüyorum. Bir de malzemeyle ilişkiniz de kuvvetli. Mesela bütün bu projeler içinde belki ölçek olarak küçük ama dikkat çeken bir şadırvan projeniz var. Detayları çok uzun uzun düşünülmüş gibi duruyor. Yani hem ahşap detayları hem mermer kullanımı, taş kullanımı, düzgün işlemesi için o şadırvanın bütün o yükseklik hesaplamaları. Bazen en küçük proje kendini en çok anlatan şeylerden biri oluyor. Ne düşünüyorsun? Az önce dediğin gibi biz üniversite kampüsleri de kentsel düzenlemeler de yaptık ama bu ofiste gerçekten projenin ölçeği yok. Yani bir küçücük anıt da tasarlasak, bahsettiğin küçük şadırvanı ve o minicik bahçe düzenlemesini de yapsak aslında aynı şeyi yapıyoruz. Aynı detay seviyesinde ele alıyoruz. Detay, malzeme, bunlar gerçekten çok ilgimi çeken konular. Malzemeyi formla beraber düşünmek gibi bir kaygımız var. Malzeme bizi bazen yüzyıllarca yapılmış detaylara tekrar götürebiliyor ve biz kendimizi orada buluyoruz ve hiç bundan da rahatsız olmuyoruz yani. Bahsettiğin şadırvanın mesela çatısı, geniş saçaklı bir çatı ve o çatı sarkmasın diye altına payandalar koyup taşıttığımız bir çatı. Hiçbir şekilde biçimci bir yaklaşım değil bu. Ya bu payandalar tarihe gönderme olsun, hoş görünsün diye değil. O bizi oraya götürdüğü için yani o saçakları başka türlü taşıyamayacağımız için öyle gelişti. O payandaları
taş duvara nasıl oturtacağız? Taş bir yastıkla, o yastığı nasıl yapacağız? İşte detayını şöyle çözeceğiz falan. Bizim böyle ölçekten bağımsız olarak malzeme biçim ilişkisini böyle detaycı bir yaklaşımla hep çözdüğümüz, en azından denediğimiz işler. Peki müşteriyle olan ilişkiniz nasıl? Yani size gelip bir iş isteyen, sipariş eden müşteri iki türlü olabilir. Ya sizi tanıyordur, işlerinizi bildiği için geliyordur. Ya da bir referansla gelmiştir ama alıştığı bir stereotip vardır kafasında. Ve görece genç bir ofis olarak nasıl ilerliyor? Öncesinde yine bütün bu bağlamlar, hikayeler konuşuluyor mu? Bizim ofise gelen işler genelde hani ancak biz yapacağımız için buraya geliyordur. Bunu söylemek mümkün. Bizim yapabileceğimiz işler buraya geliyor. Sadece bizim elimizden çıkacak işler. Çünkü her iş burada gerçekten o noktaya özgü, bize özgü bir hal alıp öyle dışarı çıkıyor. Az önce bahsettiğin o küçük şadırvan ve çevre düzenlemesi işi bizim aslında hani ticari olarak, iş olarak yapmadığımız bir şeydi. Bir tür hediye gibi bir konuydu. Ama üstünde delicesine vakit ayırıp ona böyle detaylarıyla falan kafa yorup zevk alarak çıktığımız bir işti. Bu kadar küçük bir iş yanında şimdi son neredeyse 2 senemizi verdiğimiz mesela Yedikule Hisarı'nın restorasyonunu yapıyoruz. Çok bizim ölçeğimize göre büyük bir iş. Çünkü uzun safhalı bir iş. Yani bilim kurulu, koruma kurulu, idare çok böyle paydaşı bol bir iş. Ya onu da aynı biçimde ele alıyoruz biz. Ama ben Yedikule Hisarı'nı tabii yapabilecek olduğumu hissettiğim için o iş bana geliyor aslında. Biraz öyle bir durumu da var. Yani şimdiye kadar yaptığımız bütün işlerde öncesinde biz ofis olarak, ben kendi mimari bakış açım olarak neyi hazmettiğimi hissettiysem o çapta, o nitelikte iş geldi. Bunu ben peşinde koşmadım. Öyle gelişti. Ama daha önce yaptığınız işler, oradaki tanışıklıklar, başkasının sizi önermesi ile gelişen bir şey oluşuyor, bir portföy oluşuyor. Bu portföy bir yandan da çok çeşitlilik arz ediyor. Yani bizim işte tarihi yapılara ek yaptığımız projeler de var, müze sergi işleri de var. Dediğiniz gibi çok küçük ölçekli iç mekan düzenlemeleri de var, bir kitapçı veya bir işte üniversitenin öğrenci merkezi gibi. Yani aslında portföy çok geniş bir yelpazeye yayılıyor. Biz işte konuta odaklanan ya da ofis iç mekanlarına odaklanan bir ofis değiliz yani. Bunların hepsi var bizde. Ama hepsi bir şekilde bağlama özel, belki yatayda birbirleriyle ilişki kurabilen işler dönüp baktığım zaman. Yani bir cami projesiyle, bir müzenin, bir kitapçı iç mekan tasarımıyla, bir anıtın veya bir hisar restorasyonunun aslında birbiriyle hep ilişkisi var. Bizim portföyümüzde bu çeşitliliğin bir yandan da bir ortak bağlamı var. Neler var yeni işler? Seni heyecanlandıran projeler? Yeni işler çok yoğun elimizde. Bunlardan bir tanesi Yedikule Hisarı, az önce bahsettiğim gibi. O beni şunun için heyecanlandırıyor. Burası bir restorasyon ofisi değil. Biz tasarımcı bir ofisiz. Ama hep tarihi çevreyle, tarihi yapılarla ilişkili işlerde yaptık. Bunların hepsinin ortak özelliği o tarihi yapıyı dondurmak ve konserve etmekten ibaret olmayan bir yaklaşım olmasıydı. Yedikule Hisarı'nda da aslında yapmaya çalıştığımız bu. Binayı sadece bulduğumuz haliyle korumak yerine ona bazı yeni ekler, bazı çağdaş yaklaşımlar, fonksiyonlar yükleyerek onu bugün tekrar yaşayan bir yapı haline getirmek aslında. Bu bizi heyecanlandırdı ve dediğim gibi yaklaşık 1,5-2 senedir biz galiba buna emek çekiyoruz. Bir süre daha da çekeceğiz yani. Böyle uzun soluklu bir proje. İstanbul'un bana sorarsanız ilk 5 anıt eserinden bir tanesi. Ona bu söylediğim yaklaşımla onu sadece korumak dışında bir şey yapmak hakikaten tabii zor bir şey yani. Bizi de çok tedirgin eden bir şey. Çünkü mimari yaklaşım açısından da bu hoyratlıktan çok uzak duran bir ofisiz. Eğer bizden önce bir miras, bir yapılmış edilmiş tarihi çevre varsa bunun içinde kalem oynatmak hem çok sevdiğim bir konu hem de çok çekindiğim bir konu.
Onun için bu bizi heyecanlandıran bir konu. Ama Yedikulehisar'ı sadece bizim tasarımımızla da ilerlemiyor tabii. Şimdi dediğim gibi çok farklı paydaşları, çok farklı boyutları var. Ortaya çıkan sonuç nasıl olacak bunu göreceğiz. Bu sonuç belki 10, 20, 30 yıllara sarkabilir. O da muhtemel. Bu da olabilir. Hoş da bir şey olabilir. Ama bir tanesi o bizi heyecanlandıran işlerden. Bir tanesi ise henüz yayınlamadık ama bizi çok heyecanlandıran Anadolu'da bir küçük mescit projesi. Ölçek olarak çok büyük değil ama bizi son birkaç aydır diri tutan bir iş oldu. Sanırım yılbaşı gibi o artık şey olacak, görünür hale gelecek. O zaman paylaşacağız. Ona emek çektik. Bir belediye binası çizdik, çalıştık. Türkiye'nin ilk sismik izolatörlü belediye binası olacak. Orada birçok şeyle uğraştık. Yani akıllı bina çözümleri, deprem izolatörü, enerji korunumları, yeşil yapı vesaire. Onlara biraz emek vermiş olduk. O da ofisin aslında bugüne kadar yaptığı en büyük ölçekli yapı olacak. Büyük ölçekli yapı yapmak da biraz meydan okuması bol aslında imtihanlı bir konudur yani. Küçükte çalışmak çok sevdiğimiz tatlı bir şey ama ölçek büyüdüğü zaman bazı sorunlar kaçınılmaz hale gelebiliyor. O belediye binası da bununla baş etmeye çalıştığımız bir yapıydı. O da şu anda inşaat aşamasında devam ediyor. Bütün bunlar arasında güncel işlerde aslında bizi en çok meşgul eden ve hayretle ve merakla takip ettiğimiz konu Kazlıçeşme'de bir mozaik müzesi Zeytinburnu'nda. Bu çok ilginç bir konu çünkü bir tarihi eser Sultan Abdülhamid döneminde yapılmış bir askeri hastane binası. O binanın kazısında bir döşeme mozaiği bulundu ve o mozaik İstanbul'un sur dışında, şehrin dışındaki ilk ve tek döşeme mozaiği. Ve o mozaiği yerinde sergilemek üzere bir proje geliştirdik biz. Aslında mozaiği koruyan bir koruma çatısı bir tür hem de bir mozaik müzesi tasarladık. Böyle yarı açık mekanlardan oluşan bir mozaik sergisi olacak. Dediğim gibi İstanbul'da ilk defa sur dışında bir mozaik çıktı 5. asırdan. Ve biz o projeyi tasarladık. Yapımına başlandı. Şu anda inşaatı devam ediyor ama çok tabii ilginç, bizi şaşırtan şeyler oldu. Mozaiğin konservasyonu sırasında orada yapılan arkeolojik kazılarda mozaiğin altında, daha alt kotta lahit çıktı. Arkeoloji Müzesi kazıyı sürdürüyor. Hiç hesapta olmayan, bizim de tahmin edemeyeceğimiz bir şeydi. Lahit'in devamında, kazı devam etti, bir duvar çıktı. O duvarın devamında başka bir mezar daha çıktı. Proje çok ilginç bir hal aldı. Biz sadece bir mozaik vardı ve o mozaiğe dokunmayan, ayaklarla ona temas etmeyen biçimde onu koruyan bir müze tasarlamıştık. Ama projenin bağlamı değişti. Ve inşaat devam ederken biz projeyi revize ettik ve revize haliyle tekrar kurula gitti, tekrar arkeoloji müzesine gitti. Öngöremeyeceğimiz, kimsenin öngöremeyeceği şekilde senaryo değişti. Sanırım birkaç ay sonra tamamlanmış ve açılmış olacak ama o tabii bizi çok heyecanlandırdı. Bahsettiğim lahit, yani mozaiğin altında çıktı ve o lahitin kapağı mühürlüydü. İşte ilk defa açıldı, biz ona şahitlik ettik. İçinden iki tane gömü çıktı, bir yetişkin, bir çocuk iskeleti, işte onların gözyaşı şişeleri, gözlerine konmuş sikkeler falan. Böyle müthiş bir büyülü dünya. Bir yandan onunla uğraşıyoruz. Yani bütün bu kazı alanını, o mozaiği, lahiti, mezarları hem in situ yerinde sergileyen hem de onu koruyan bir çağdaş müze tasarladık. Dediğim gibi onu da biraz revize ettik yolda, değişen senaryoya göre. Bu çok heyecanlı bir konu. Peki benim sormayı sevdiğim bir soru var. Bunun için daha erken diyebilirsin ama bütün projelerini tek bir projeye indirgeseydi hangisi olurdu bu? Tabii erken, haklısın. Yani şu anda o bahsettiğim Anadolu'da yapacağımız mescit. Çünkü en güncel, kafamın bütün bu birikimin sonunda en yeni ürettiğim şey o. Henüz ben geriye dönüp de ya şu da çok iyiydi diyecek yaşta değilim. Ben daha yapmadığım şeyde gözüm yani. Onun için şu anda o proje. Umarım 10 yıl sonra tekrar görüştüğümüzde. Umarım. O zaman başka bir cevap verecek olabilir. Başka bir cevap verir. Şöyle bir şey de var. Müzikte de ben bunu çok yaşadım. Kendi çaldığım kayıtları dinlemekten genelde zevk almam. Çünkü hep
kulağıma eksik gelir. Hep böyle bir hafif yüzüm ekşiyerek dinlerim. Projelerde de öyle bir şey var. Dönüp baktığım zaman ya bunu ben hani şöyle yapardım. Şimdi olsa böyle yapardım. Çünkü bir yandan o birikimin, bakış açısının değiştiğini gösteriyor bana. Eski çaldığım bir kaydı dinleyip de ya amma da çalmışım diyeceğim günden korkuyorum açıkçası. Mimarlık için de bunu söylemek mümkün. Ya iyi, iyi yapmışız falan diyeceğim gün biraz daha geciksin isterim. Şu anda hala çünkü yeni şeyi yapıyorum ve değişerek, gelişerek gittiğini düşünüyorum. Tekamül bu değil mi? Umarım tekamüldür, değişim ama bu tekamül yönünde yani olgunlaşma yönünde de olabilir, başka yönde de olabilir bilmiyorum ama en azından değişiyor ve kendine bile benzeme gibi bir kaygım yok açıkçası. Yani yaptığımız iş kendi içinde de değişebilir. Onun için bu sorduğun sorunun cevabı şimdilik en son yaptığım iş yani. Peki, çok teşekkürler. Çok keyifli bir sohbet. Rica ederim. Benim için. Benim için de öyle. Yani ben şunu çok düşündüm. Mimarlık yapan bir müzisyen miyim yoksa müzikle uğraşan bir mimar mıyım yani? Bu ikisini düşündüm. Ama geldiğim nokta hani bu yaşım itibariyle müzikle, kültürle ilgilenen bir mimarım yani.